Hazreti Enes radıyallahu anh'ten ve Hazreti Ali Efendimiz'den rivayeten gelmiş. Konu şey, aşağı yukarı deminki konunun aynısı, aynı manayı perçinleyecek bilgi kazanacağız burada da. İza eradallahu infaze kazaihi ve kaderihi. Allah kazasının, kaderinin infazını yerine getirilmesini murad ettiği zaman selebe zevil ukuli ukulehu. Akıl sahiplerinden akıllarını alır, selbeder. Akılların, akıl sahipleri, deli değil, akıllı, tedbirli, bilgili, görgülü, mütehassıs adam, onun aklını alır. Hatta yunfize fihim kadaehu kaderehu. Kazasını, kaderini onların üzerinde infaz edinceye, yerine getirinceye kadar akıllarını alır. Feiza mada emruhu, işi yerine gelip de hükmü geçince, efendim, redde ilehim ukulehim, akıllarını geriye ihsan eder. Ve vakaatin nedameti, hay Allah, tüh be, bilmem ne filan, nedamet artık başlar, pişmanlık başlar. Hay Allah, fırsatı kaçırdık, şöyle oldu, böyle oldu. Fırsatı kaçırmadın işte, Allah göstermedi, olmadı. Yani nasip olmayınca olmuyor. Kada ve kader. Kada, hükmetmek demek. Yani mesela iki kimse karşına geldi, bir onu dinledin, bir onu dinledin, sen haklısın, sen haksızsın dedin, ikisi arasında hükmettin. Buna kada deniliyor. Efendim, bunu yapana da kadı deniliyor, hükmeden. Yani hakim manasına. Kader de bir şeyi bir ölçüye göre efendim yapmak, takdir etmek manasına geliyor. Allah-u Teala Hazretleri işleri efendim şöyle olsun diye buyurmuş, hükmetmiş, o kazası efendim mukadderatı takdir eylemiş, o da kaderi efendim bunlar hakkında ilmihal kitaplarında, ilmi kelam kitaplarında detaylı efendim çeşitli fikirler, şeyler var. Allah'ın takdiri, Allah'ın hükmü, Allah'ın kazası, Allah'ın mukadderatı, kaderi, alın yazısı, yani Türkçe söylediğimiz şey, alnının yazısı diyoruz buna. Bu böyle belli. Bunun böyle olmasını, yani alın yazısında olması gerekli işi olmasını murad ettiği zaman Allah, adam akıllı, tedbirli, uslu, her bakımdan tamam, münasip, yetişmiş ama onun aklını o anda alır, işini, hükmünü, mukadderat yerini buluncaya kadar, iş bittikten sonra aklı tekrar yerine gelir, hatırlar, aklı başına gelir, tüh der, vah der, bilmem ne der, pişmanlık der. Allah öyle hükmetti de ondan. Onun için olmuş şeye öyle pişmanlığa vesaireye lüzum yok. Efendim fırsatı kaçırdık bilmem ne, nasip değilmiş de ondan. Ama olacak şey için düşünürsün, taşınırsın, efendim tedbirini alırsın, sevap. O çalışmaları yaparsın helalinden kazanmak için. Men amene bil kaderi emine minel kederi demişler. Men amene bil kaderi emine minel kederi. Kadere inanmış olan insan kederden, üzüntüden emin olur. Üzülmez. Neden? Allah'ın hükmü böyleymiş. Ne yapalım? Bak, akıl da para etmiyor. Tedbir de para etmiyor. Akıllının aklını o anda başka yere kaydırtıyor veya alıyor. Gözü gören insanın gözünü çareleri görmek konusunda kör ediyor, göstermiyor. İşini yapıyor Allah-u Teala Hazretleri. Allah-u Teala Hazretlerinin buyruğu neyse o oluyor. O bakımdan olmuş şeye Allah'ın mukadderatı böyleymiş der insan, şey yapar, müsterih olur yani, kedere düşmez. İnançlı insan kedere düşmez. Allah'ın kaderi böyleymiş der. İşinde insan imtihan olur, eşinde imtihan olur, evliliğinden imtihan olur, çocuğundan imtihan olur. Efendim, kendisi bir büyük laf söylemiştir, oradan başına bir ceza gelir, bir bela gelir, bir imtihan olur. Pür dikkat olacak insan. Bilecek ki her şey Allah'ın hükmüyledir, kazasıyla ve kaderiyledir. Edebe riayet edecek, Allah'a tevekkül edecek. Hata etmişse hemen istiğfar edecek, tevbe edecek. Aman yarabbi ben hata ettim bu işte, affet. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz ne yaptı? Kendisine bir hediye geldi, attı ağzına. Sonra nereden geldi bu? Anladı ki meşru bir gıda değil, yani iyi bir şey değil. Hemen parmağıyla boğazını kurcaladı, kustu. İnsan yediğini kusar mı? Kustu. Bu midemde kalmasın diye. Dedi ki ya Rabbi ben bunu
Bilmeden yedim, hata olarak yedim ama çıkarttım. Eğer midemin kıyısında köşesinde böyle biraz emilmiş varsa, hani mide emiyor ya gıdaları, şeyleri, sen onu da affet dedi. Yani ben çabuk çıkartmaya çalıştım ama biraz da emilmişi varsa ben bunu bilmeden yaptım, affet ya Rabbi dedi. Yani hemen hata edebilir bir insan, bilerek bilmeyerek. Hata ettiği zaman hemen affet ya Rabbi, tevbe ya Rabbi diyecek. Ya Rabbi tevbe, bundan sonra yapmayacağım diyecek. Bir daha o günahı yapmamaya azmedecek. Tevbe etti mi, tevbeyi kabul ediyor. İstiğfar eyledi mi, Allah af diledi mi, affını kabul ediyor. Dua etti mi, duasını kabul ediyor. İşte bunlar bizim elimizde imkan. Elimizde ne imkanı var? Tevbe imkanı var. İstiğfar imkanı var, dua etme imkanı var. Başka? Tevekkül var. Sana dayandım ya Rabbi, sana tevekkül ettim ya Rabbi diyecek. Yapacağı işte Allah'a dayanacak, korkmayacak. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol. Üç kaide söylüyor Mehmet Akif rahmetli. Allah'a dayan, yani Allah'a tevekkül et. Allah'a tevekkül et, sahaya sarıl. Yani vazifen neyse koşturmaktan geri durma, tembel durma. Efendim demişler birileri, bak biz burada evimizde duruyoruz, Allah kapımıza rızkı getiriyor, koyduruyor. Bak biz hiçbir şey yapmadan, ona kızmış evliyaullah. Demişler ki siz evliya olsanız, efendim şu peygamberlerin ya hayatı gibi yaşarsınız, sahabe-i kiramın hayatı gibi yaşarsınız. Onlar böyle tembel durmadılar ki, sahi ettiler, çalıştılar. Yani sahabe-i kiramın hayatını hep okumamız lazım. Onların Müslümanlığı anlayışı çok güzel olduğundan, onlar Peygamber Efendimiz'in talebesi, oradan yetişmiş olduğundan, onlar hiç boş durmadılar, öyle tembel oturmadılar. Hazreti Ömer'in hali ortada, Ebu Bekri Sıddık Efendimiz'in hali ortada. Hepsinin çalışmaları ortada. Civa gibi her birisi. Cevval, çalışkan, atılgan, müteşebbis, ayetleri okuyunca gözleri yaşaran, hemen anında tedbirini alan, koşturan, çalışan insanlar. Kimisi vali, kimisi komutan, kimisi mücahit, kimisi asker. Hiç boş durmamışlar. Allah'a dayan, sahaya sarıl. Allah'a dayan, gayret ve kuvvet çalışmaya sarıl, hikmete ram ol. Hikmete kendini teslim et. Hikmeti kabul et. Hikmetin kıymetini bil, hikmetin gösterdiği yolda yürü. Hikmet ne demek? Her şeyi yerli yerinde, akla, basirete, efendim, dine, ilme, irfana, Allah'ın rızasına uygun yapmak demek.